Ünlü popçu Gülçin Ergül, Cihangir'de magazin hattı kamerasına takıldı. Geçen Aralık ayında İzmir-İstanbul otoyolunda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin şokunu yaşayan ünlü popçu sorularımızı yanıtladı. Gülçin Hanım merhabalar, nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz olabildiğince. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün burada öğretmen arkadaşlarınızla birlikte. Evet, küçük bir toplantı gibi bir şey. Yeni çalışmalar var mı? Neler bekliyor sevenlerinizi? Evet, güzel bir şarkı hazırlıyoruz şu an. Çünkü beni hayata bağlayan şey müzik ve kendimi müzikle ifade ediyorum. Duygularımı dönüştürdükçe ben de rahatlıyorum ve özgürleşiyorum. O yüzden bana hayatımda çok yardımcı olan işimi yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde ayakta kalıyorum. Şu an hani kendime yeni yeni geliyorum. Böyle bir travmayı atlatabilmek, yani hem o arabadan çıkabilmemi, yani mucizevi bir şekilde olması, hem büyük kaybım. Ay, ağlamak istemiyorum, çok özür dilerim. 36 yaşındaki Ergül, çok sevdiği kedilerinin de bu dönemde kendisine manevi anlamda güç verdiğini söyledi. Kedilerim bana çok destek oluyorlar. Onlar hayatıma ışık oluyorlar gerçekten. Başka türlü gerçekten bu dönemi atlatamazdım herhalde. Gülçin Ergül, vefat eden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı için yaptığı şarkıyı yakında piyasaya çıkaracağını anlattı. Erkek arkadaşıma ithafen, evet, vefat eden erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yapıyoruz. Bitti şarkımızın yapımı. İşte son aşamadayız. Yaşadığı büyük acıyı atlatmak için psikolojik destek aldığını açıklayan Ergül'ün konuşurken gözleri doldu. Psikolojik olarak gerçekten zor bir dönem. Tabii ki ben de destek aldım. Alıyorum. Biraz daha iyiyim son dönemde. Tabii kabul etmesi zor bir durum. Çok birden, aniden olan bir şey. Benzer durumlar yaşayan birçok takipçim bana mesaj atıyor. Duygularımızı gerçekten paylaştığımızı düşünüyorum o açıdan. Böyle. Bir sır gibi saklarım seni. Gülçin Ergül, Dağılan Hepsi grubundaki arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'nın da kendisine destek verdiğini söyledi. İnsan tabii ki de arkadaşlarından, eşinden, dostundan bugünlerde destek bekliyor. Tabii ki de ilk aklımıza gelen sizin de grubunuz oldu. Gruptan aramayanlar oldu mu ya da sormayanlar? Yok, sağ olsunlar. Üç kız da, üç grup arkadaşım da bana mesaj attı, aradılar. Konuştuk yani, destek verdiler. Ünlü şarkıcı yakın zamanda eski grup üyesi Yasemin Yürük'le de bir araya geldiklerini açıkladı. Geçen de bize bir haber geldi Cihangir'de buluştuğunuza dair hep beraber. Doğru mu bu bilgi, sizden teyitli? Yasemin'le görüştük. Böyle güzel bir görüşme yaptık. Güzel yani, iyi ki de görüşmüşüz. Yani eski küslükler bir yerden de devam ediyor diyebilir miyiz? Aslında biz zaten bir süre önce barışmıştık. Yani aramızda hiçbir husumet yok. Gayet herkes hayatına güzel bir şekilde devam etmeye çalışıyor, güçlü bir şekilde. Ergül, yaşadığı travmayı atlatıp hayata tutunmak için büyük çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi. Tabii her bahsettiğimizde biraz daha o travmaları baştan yaşıyormuşum gibi oluyor. Gerçekten ağır ve daha, yani böyle bir travmayı atlatmak en az 6 ay sürüyor tabii, yani uzmanların söylediklerine göre. Ben 4. aydayım. Olabildiğince gayret ediyorum hayatıma devam edebilmek için. Zor bir şey tabii ki. Ama işte elimden geldiğince hayata sarılmaya çalışıyorum. O da bunu isterdi. Siz de tabii ki de mutlu görmek isterdi. Üzülmeyin, siz evet, istemezdi. Evet. En büyük motivasyon kaynağınız da bu sanırım. Evet. Ağlama, şu gelip geçicidir.